Artık seni tanıyamıyorum. Anlayamıyorum Cahil. Ne istiyorsun? Derdin ne? Kızı veremetmek mi? Ha iyi. Şu kadar kaldı Başar Bey. Senin bu yaptığına sorumluluktan kaçmak denir. Ama ben kime ne anlatıyorum ki? Sen koskoca Cahit Zarif oğlusun. Sen bunu hep yapıyorsun. Fakültedeki kız. Neydi adı? Şu İtalyan olan. Anna. Daha ilk gün görür görmez seninle arkadaş olmak istiyorum deyip kendine aşık ettiğin kız. Hatırladın mı? Ona da bahaneler bulmadın mı? Aşka hep bahanelerim var senin. Yunus Emre ile Karacaoğlan arasında kalmış. Her çiçekten bal değil, bahaneler devşirerek uçup duran. Anlamı kapalı. Duygusu yüksek şiirlerindeki gibi. Anlaşılmaya kapalı. Heyecanı zirvelerde yaşayan. Her gördüğüne zümrüde ankan azasıyla bakıp duran macera perest bir dağlı gibisin Cahit. Bedenim burada Maraş'ta. Ama ya ruhum? Dağistan'da. Aslanım. Kop gel artık şu kaftandan. Hı? Sana bir şey söylesene. Anlatsana derdini. Anlat. Ne istiyorsun? Anılar defterinin her sayfasında kurutulmuş bir gül yaprağı mı olmak derdi? Erdem şu dereyi bir dinlesene. Öyle güzel şırıldıyor ki. Ne halin varsa gör Cahit. Ne halin varsa gör. Ya kız senden başka kimseye yar olmasın diye veremeyeceksin. Ya da hem Karacaoğlan hem Yunus olayım derken Adnan'a kaptıracaksın. Aa bunu da o kalın kafana sok.